tepeme mi çıkaracağım işçileri? Şu meydana gelir miydi emeğimiz olmadan? İşte bunu yaratan emeğimizin hakkını biz almazsak kim verir bize? Batsın sendikanızda! Grevi patlatıyoruz. 6 aydır bir grev yapamadılar be. Grev yapacağız! Perişan ederiz fakir fıkarayı. Süleyman dayı işinden çıkarmışlar. Her şeyden önce sermaye gelir. Grev yapamazlar. Bir defa sendikanın parası yok. Bir adam ki ispiyon kullanır, muhbirlikten haz eder. Hadi ayarız. Peki, işçilere yaptığımız vaatler? Onlara da bir şeyler vereceğiz tabii. İşçilere bir kuruş vermeyeceğiz beyefendi. Ya bizim Turgut be abicim! En geç Şubat'ta teslim etmelisiniz boyaları, yoksa çok zor duruma düşeriz. Sadece bir hafta! Sabırlı olacaksın oğlum, birden olmuyor bu işler. Bak sen bile ne kadar zamanda öğrenebildin gerçeği. Tamam mı? İthal boyalarınızı hemen çekin gümrükten. Bize ancak bizden fayda var. İşlerin bitsin beraber gideriz Paris'e. Turgut Bey'in ısrarıyla verebiliyoruz bunu da. Aslında %5'e de imkan yok. Yani kanun bize diyor ki, işveren size emeğinizin hakkını vermiyorsa çalışmayın. Ta hakkınızı alıncaya kadar. İşte grev bu. Sendika sensin be. Sen, ben, o, hepimiz. Çekiniyorum, bir gören olmasa beni. Görürse yorsun be kuzum, Bahtiyar'ın İskidar'ı işte, hadi canıydı. Birleşip kuvvetlendiğimizi görünce işveren, bu köpeğe sarı sendika kurdurtup bizi bölmeye, zayıflatmaya çalışıyor. Grev başlamış fabrikada! Ne diyecekmiş hükümet? Kanunsuz bir şey yapmıyoruz ki, hakkımızı arıyoruz! Hele bir sımsıkı tutun birbirinizi, bakın o zaman kimse sizin ekmeğinizle, insanlığınızla oynayabilir mi? Yabancı şirketler müsaade ederse tabii. Kendinizi hala buranın sahibi zannediyorsunuz galiba. Yürü yavrum, yürü hadi! Pardon Sedat Bey! 20 günde kendinize çalışın, alın hakkınızı!